Merhabalar, Pro Analiz kanalına hoş geldiniz. Ethereum'un teknik analizini yapacağız. Hafta başında Ethereum 24 saatlik hacimde 3. sırada yer almaya devam ediyor. Toplam hacimde de %32,5'luk bir orana sahip. Grafiğimize bakıyoruz. En son neredeydik? En son Ethereum'u 1237 dolarda bırakmışız ve az önce bahsettiğimiz gibi 1400 rakamlara geldi. Bakalım bu yükselişte bir sunilik var mı yoksa destekli bir yükseliş mi? Bize bunu indikatörler söyleyecek. Yeni bir grafik formasyonuna sahip olduğunu düşünmüyorum. Yine de bakacağız. Herhangi bir gelişme var mı? Yok gibi. Yani bir üst trendine çıkmış durumda. Bu avantajlı bir konum. En sonki konuştuğumuzda yanlış hatırlamıyorsam 22 Ocak mıydı? Destek noktası 1000 dolarken şu anda destek noktası 1250 dolar konumuna geldi. Bu çok avantajlı bir durum. Günü bakalım nerede kapatacak? İşlem hacmi yükselmeye devam ediyor. Kapattığı zaman en azından şu seviyeye gelirse güzel olur. Bakalım nerede bitirecek. Evet, indikatör incelemelerimize geçelim. CCI, DIOS ve DMI. Bu ilk başta üçünden faydalanacağız. Sonunda Ethereum'da iyi şeyler oluyor gibi mi? Çünkü CCI çok kolay kolay al sinyali vermez. 25 Ocak'ta 24-25 Ocak arası al sinyalini vermiş bize. Yani daha al sinyalini verdiğinin ilk günündeyiz. Güzel. Diosk da burada al sinyaline girmiş 24 Ocak'ta. Olumlu bir gelişme. Herhangi bir uyuşmazlık var mı diye baktığımda net bir şekilde uyuşmazlık burada vardı. Zaten kırdı aşağıya. Şu anda herhangi bir uyuşmazlık gözükmüyor. Belirgin bir şekilde. DMI'ye baktığımızda ise trendin düşüşteydi. Biraz daha yataylamış. Bakalım yukarıya doğru kalkacak mı? Yoksa yatay mı gidecek? Yani trend başlangıcı olabilir. Tekrardan yukarıya kalkar ise. Artı DMI ile eksi DMI arasındaki fark açılması olumlu bir gelişmedir. Zaten al sinyalinde ne zamandır? 8 Ocak'tan beridir zaten al sinyalinde. Ve o günden almış olan kişi şu anda kârda. Devam ediyoruz. Bakalım diğerleri ne gösterecek? Parabolik, RSI, Momentum. Parabolik SAR bizi en son 19 Ocak'ta aldırdı. 900 dolardan aldırdı ve şu anda kârdayız. Parabolik SAR'a göre. RSI ise aşırı alım, aşırı satım, herhangi bir şişiklik yok. Gayet bandında yürüyor. RSI ise bize burada sattırmıştı, hala aldırmadı. Fakat burada şişkinliğe bakıyorum ben daha çok. Momentum ise yatay ya enerjisini kaybederken yataylaştı ve artık borsa günü diyorum. İşlem günü daha kapanmadan bile bir önceki günün çıkışını yakaladı. Bu ne kadar daha yükselir bilmiyorum fakat düşüşe dur demiş bugün. Evet, 6 indikatörden olumlu sinyal aldıktan sonra açık pozisyon sayılarını inceliyoruz ve hacimle beraber bir karşılaştırma yapacağız. Açık pozisyon sayısı bize en son her iki indikatör de 12-13 Ekim'de al sinyali vermiş. Henüz sat sinyali oluşturmamış zaten. Açık pozisyon sayıları konusunda sıkıntı yok. Hacimle kıyaslayacak olursak fiyat yükseliyor. Açık pozisyon sayısı yükseliyor. Hacim ise düşüyor. Bunun sonucu olumlu demektir. Herhangi bir sıkıntının olmadığını gösteriyor. Ethereum buradaki gerginliklerden sonra, düzeltmelerden sonra tekrar geri dönmüş gibi. Üst trendde yer alıyor zaten en başından beri. 1250 dolar direnç, destek noktası. Direnç noktası ise 1605, 1604, 1600 dolar diyebiliriz. Bunu şu anda nereden aldığımı da hatırlamıyorum. Ufak bir oynama olabilir. Onun dışında başka söyleyecek bir şeyim yok. Evet, Ethereum analizlerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.